24 Nisan 1967'de dünya çok çarpıcı bir olaya şahit oldu. Sovyet kozmonot Vladimir Komarov, Soyuz 1 uzay aracının içerisinde bir uzay görevinden dönerken dünyaya çakılarak hayatını kaybetti. Vladimir Komarov son derece kötü bir sonla hayata veda etmişti. Peki onu öldüren şey neydi? İtiyatsızlık mı, yoksa Sovyetlerle ABD arasındaki amansız uzay yarışının insanların gözünü kör etmesi mi? Soyuz 1, yeni uzay aracı Soyuz'un ilk uçuşuydu. Soyuz, diğer uzay araçlarının aksine insansız test uçuşu yapmadan içinde Komarov varken uzaya gönderilmişti. Genel kanı, Komarov'un o gün öleceğini bilerek kapsüle oturduğu yönündeydi. Üzerindeki siyasi baskı ve dostuna olan sevgisi ağır basıyordu. Elbette bunun sebebi, Soğuk Savaş yıllarındaki uzay yarışı ABD ve Sovyetlerin çetin savaşıydı. Bu acelenin, ihmalkarlığın bir diğer sebebi de Sovyetlerin Lenin'in doğum gününe özel etkileyici ve iz bırakacak bir kutlama yapmak istemesiydi. Ancak bunu başaramadılar. Komarov aslında iyi eğitim almış bir kozmonottu. Ancak üstlendiği Soyuz 1 misyonu aceleye getirildiği için o anda yapabilecek hiçbir şey yoktu. Canını teslim ettiği bu araç hakkında çok az şey biliyordu. Onlardan birisi de araçtaki paraşütlerin arızalı olduğuydu. Çok daha sonra uzay aracının kalkıştan önce onlarca yapısal sorunu olduğu ve bazı yüksek rütbeli Sovyet mühendislerin uyarıda bulunmasına rağmen Komarov'un ölüme gönderildiği iddia edildi. Ölümü kasıtlı olarak görmezden gelinmiş olabilir miydi? Komarov'un aracı son derece kalitesiz inşa edilmişti. Felaket anında yakıtı hızla azalıyordu. Paraşütler hiçbir işe yaramıyordu. Vladimir Komarov kelimenin tam anlamıyla hızla dünyaya doğru çarpmaya geliyordu. Her şey bittiğinde vücudu eriyecekti. Bir yazıda Vladimir Komarov'un öfkeyle ağladığı ve onu bu berbat uzay gemisine bindirenlere lanetler yağdırdığı yazıyordu. 1927'de Moskova'da doğan Vladimir Komarov, Vostok ve Voskhod araçlarının tasarımı üzerinde çalışmıştı. 1950'de Valenina ile evlendi ve iki çocuğu oldu. 1960 yılında Sovyet uzay biriminin gerçekleştirdiği elemelerde Komarov en nitelikli isimlerden biri olmuş ve hemen SSCB Hava Kuvvetleri'nin bir nolu kozmonot filosuna alınmıştı. Komarov en yaşlı ikinci kozmonottu. Hatta ilk eğitimi sırasında tam iki kez uzay yolculuğu için elverişsiz rapor almış, ancak ona rağmen yeteneği ve kararlılığıyla programa devam etmişti. Voskhod bir uzay aracının ilk çok kişilik uzay uçuşunun lideri oydu. Görev 64'te yapıldı ve 7 erkek 24 saatten fazla uzayda zaman geçirdi. Bu Rus uzay programının en önemli başarılarından biriydi. Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin ve Vladimir Komarov iki yakın dostlardı. Çok yakındılar, beraber gezdiler, beraber avlandılar ve beraber içtiler. Ta ki o trajik 24 Nisan gününe kadar. O yıl Yuri Gagarin ve Vladimir Komarov aynı göreve atandı. İddialara göre her ikisi de uzay kapsülünde uçmanın hiç de güvenli olmadığını biliyordu. Hatta Komarov arkadaşlarına, "Muhtemelen bu görevlerden birinde öleceğim," demişti. Komarov'un ölüm hikayesi, Sovyet Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in iki Sovyet uzay gemisi arasında muhteşem bir uzay buluşması düzenlemeye karar vermesiyle başladı. Plan, içinde Komarov'un olduğu Soyuz 1 adlı kapsülle doğacaktı. Bir sonraki gün, İçinde iki kozmonot olan başka bir uzay aracı havalanacaktı. İki araç uzayda buluşacak, yanışacak, Komarov ve diğer kozmonot yer değiştirecek ve Komarov diğer uzay aracıyla dünyaya dönecekti. Brejnev'e göre bu komünist devriminin 50. yıl dönümü için harika bir etkinlikti. Brejnev bunun yapılmasını bizzat emretmişti. Açıkça istediğini belirtmişti. Ancak bir sorun vardı. Gagarin. Bir Sovyet kahramanı
uzaydaki ilk insan Gagarin ve bazı kıdemli teknisyenler Soyuz 1'i incelemişler ve tam tamına 203 yapısal sorun bulmuşlardı. Soyuz uçmaya hazır değildi. Gagarin hemen bir öneride bulundu. Bu görev ertelenmeli. Ancak şimdi çok daha büyük bir sorun vardı. Bunu Brejnev'e kim söyleyecekti? Gagarin bu konuda tüm riskleri almaya karar verdi. Tam 10 sayfalık bir not kalem aldı ve bunu KGB'de görevli en yakın arkadaşı Benjamin Russoev'e verdi. Maalesef notu Brejnev'e teslim etmeye kimse cesaret edemedi. Russoev de dahil olmak üzere bu notu gören okuyan herkesin ya rütbesi düşürüldü, ya kovuldu ya da Sibirya'ya sürüldü. Lansmana bir ay kala Komarov, ertelemenin bir seçenek olmadığını fark etti. Rütbesi düşürülen KGB ajanı Russoev'e şöyle dedi. Bu uçtan geri dönemeyeceğim. Russoev merakla sordu. O halde neden reddetmiyorsun? Komarov biliyordu. Eğer görevi reddederse yerine yedek pilot ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Yuri Gagarin bu göreve atanacaktı. Komarov bunu arkadaşına yapamadı. Yuri Gagarin lansman gününde fırlatma alanına geldiğinde kendisine bir uzay giysisi giydirilmesini istemişti. Ama bunu yapamadı. Gazeteci Golovanov bunu bir kapris olarak nitelendirmişti. Gagarin arkadaşını kurtarmak için bir şeyler deniyor gibiydi. Diğer yandan Komarov eğitim sırasında geminin tasarımının bir kozmonotun kapaktan güvenli bir şekilde çıkmasına izin vermeyeceğini keşfetmiş ancak bunu mühendislere aktardığında kendisine her şeyin yolunda gideceğine dair güvence verilmişti. Komarov bunu test etme şansına sahip değildi. Eğitimlerde önceden haber verilmeksizin bir program olmaksızın günde 12 ile 14 saat çalıştı. O anlarda araçla ilgili sürekli bir mühendislik sorunu çıkıyordu. Planın kusurlu olduğu çok açıktı. Bu yüzden Komarov öleceğinden neredeyse emindi. Görevden ayrılabilirdi. Ancak o zaman yerine Yuri Gagarin geçecekti. Yani geri çekilmesi Gagarin'i ölüme göndermek anlamına geliyordu. Komarov devam etmeyi seçti. Ancak araca binmeden önce son dileğini söyledi. Açık tabut merasimi olmasını istiyorum. Bu sayede Sovyet yetkililer ve mühendisler onun kalıntılarını göreceklerdi. Saatler sonra Soyuz uzay aracı içinde Komarov'la birlikte dünyadan ayrıldı. Soyuz, dünya yörüngesinde dönmeye başladığında sorunlar da boy göstermeye başlamıştı. Antenler düzgün çalışmıyordu. İki güneş ekipmanından birisi açılmamıştı. Güç sorunları yaşanıyordu. Araç düşük güçte çalışmak zorundaydı. Yolculuk zor oluyordu. Sovyetler hemen bir sonraki günün lansmanını iptal ettiler. Ancak önlerinde çok daha kötü bir senaryo vardı. Komarov'un dünyaya güvenli bir şekilde dönüş şansı her geçen saniye biraz daha azalıyordu. Gemiyi yönlendirmek için kullanılan Do-1 manuel iticileri çalışmak için yeterli basınca sahip değildi. Komarov, yörüngede dönen sınırlı işlevselliğe sahip bir kutuda kapana kısılmıştı. İyon akış sensörlerini deneyerek Soyuz 1'i yeniden hakimiyeti altına almaya çalıştı. Ancak tüm sistemler başarısız oldu. Manuel yönlendirme, donanımlı vizör cihazını kullanmayla mümkün olabilirdi. Ancak bunu yapması için güneşi görebilmesi gerekiyordu. Tam 16 tur atmıştı. Görünüşe göre roket frenlerini ateşlemekte zorlanıyordu. 19. dönüşünden sonra Komarov dünya atmosferine yeniden girdi ve inişe geçti. Ancak modüldeki frenleme paraşütü doğru şekilde açılmadı. Bu da kapsülün çok yüksek bir hızla iniş yapmasına ve de en nihayetinde Komarov'un yere çarparak ölmesine neden oldu. Komarov bir uzay görevi sırasında ölen ilk insandı. O anlarda ABD istihbaratı da bu olaya kilitlenmişti. Konuşmaları dinliyorlardı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın İstanbul yakınlarındaki Hava Kuvvetleri üstünde bir tesisi vardı. Tarihi raporlar Amerikalıların bir şeylerin yanlış gittiğini anladığını ancak kelimeleri tam manasıyla anlayamadıklarını yazıyordu.
Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda görevli Perry Farvok kitabında şöyle yazmıştı. Komarov'un yer kontrol yetkililerine ölmek üzere olduğunu aktardığını duyduk. Soyuz 1, atmosfere giriş yaptıktan sonra otomatik paraşütü açılmadı. Komarov'un elleriyle açtığı yedek paraşüt dolandığı için o da bir işe yaramadı. Yere çakılmadan hemen önce Sovyet Başbakanı Alexei Kosygin telsizden Komarov'a ülkesinin onunla gurur duyduğunu aktardı. Komarov, sabitleme sistemi bozuk olduğu için kontrolsüzce durmadan dönen uzay aracının içerisinde eşiyle de kısa bir görüşme yaptı. Komarov, eşi Valentina'ya soğukkanlılıkla veda etti. Valentina, çocuklarıma ne diyeceğim dediğinde Kosygin ağlıyordu. Birazdan ölecek olan Komarov'un duyduğu son sözler bunlardı. Çocuklarımıza ne diyeceğim? Komarov'un son sözlerini anlatan bir kitapta onun kapsüldeyken ısı yükseliyor dediği aktarılmıştı. Ayrıca öldürüldüm dediği de belirtiliyordu. Muhtemelen bunu mühendisler için söylemişti. Şunu iyi biliyoruz. Komarov uzay aracıyla dünyanın çevresinde birçok tur attı. İşini bitirdikten sonra atmosfere yeniden girmek için mücadele etti. Ancak sonunda yere çakıldı ve korkunç bir patlamayla öldü. Yarışın diğer tarafındaki Birleşik Devletler'de de durum pek farklı değildi. Komarov'dan 3 ay önce Gus Grissom, Ed White ve Roger Chaff bir Apollo kapsülünün içerisinde ceyran eden yangında ölmüşlerdi. 2 yıl sonra ABD Ay'a ayak basmadan hemen önce Başkan Nixon'ın Beyaz Saray'daki masasında yapacağı konuşmalar duruyordu. Başkanın konuşmalarını yazan isim William Safire, hem Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in araçta mahsur kaldıkları hem de öldüklerini anlatan iki ayrı konuşma metni yazmıştı. Böyle bir senaryonun yaşanması halinde başkanın ne söyleyeceği, halka ne anlatacağı belliydi. Bu serüvende ölüm beklenmedik bir durum değildi. Aksine ilk ve en olası seçenekti. Komarov devlet cenazesiyle onurlandırılmıştı. Ondan geriye yalnızca yontulmuş bir topuk kemiği kalmıştı. Dul kalan eşi Valentina Komarov o gün Kızıl Meydan'da düzenlenen törende eşinin fotoğrafını böyle öpmüştü. Yuri Gagarin kazadan 3 hafta sonra Pravda'ya verdiği bir röportajda dostun uçmasına izin veren yetkilileri açıkça eleştirdi. Gagarin daha sonra Rusayev'in evine gitti. Ancak evin içerisine ses dinleme cihazı yerleştirilmiş olabileceğinden korkuyordu. Asansör ya da odalar güvenli değildi. Gagarin Rusayev'le merdiven boşluğunda konuştu. Ona şunları söyledi. Ölümü omuzlarıma muazzam bir pişmanlık yükledi. Bir noktada onu yani Brejnev'i görmeye neden şahsen gitmedim diye düşünmeye başladım. Bu da beni derin bir depresyona sürükledi. Eğer Brejnev'in durumu bildiğine ve yine de buna müsaade ettiğine tam olarak emin olabilirsem işte o zaman ona ne yapacağımı iyi biliyorum. Rusev dostunu uyarmıştı. Yuri, aklından neler geçtiğini iyi biliyorum. Şu an birisi suratına yumruk atıyor gibi hissediyorsun. Brejnev konusunda dikkatli ol. Bir şey yapmadan evvel benimle konuş. İddialara göre Gagarin, Brejnev'le aynı ortamda olduğu ilk an yüzüne bir içki kadehi fırlatmıştı. Elbette bu hiçbir zaman doğrulanamadı, kanıtlanamadı. Gagarin, Komarov'un ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Amerikalılar Ay'a ulaşmadan bir yıl önce bir uçak kazasında öldü. Komarov ölümünden sonra Sovyet Kahramanlık Madalyası ve Lenin nişanıyla ikişer kez tatif edildi. Uzay aracının patladığı mahalleden toplanan külleri Kremlin duvarına, diğer Sovyet büyüklerinin yanına defnedildi. 4 yıl sonra bir asteroide ve Ay'daki bir kratere onun adı verildi. Soyuz uzay aracı düştüğünde iyi bir dostluk sona erdi. Geride dul 5 ve 2 yetim çocuk kaldı. Moskova arşivlerinde görmemize izin verilmeyen, içimizi parçalayabilecek derin sırlar kaldı.